Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Test sunucusundayım ve sizlere müfreze ile, video sandıklarıyla ve yeni gelecek olan gelmesini beklediğimiz etkinliklerle ilgili bilgiler vereceğim. Bir de şu konu hakkında sizlere uyarmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane çekiliş yapmışım. Yıldız üyelik çekilişi. 800 küsürde kaldı. O videoyu açıklama kısmına koydum. O videoyu bir bin like yaparsanız çekilişi yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen videoya geçeyim. Geçmeden önce kısa bir bilgi de vereyim sizlere. Biraz hastayım, gripliyim sesin tuhaf gelebilir o yüzden de kusura bakmayın. Etkinlik alanına geldiğim zaman şu anda etkinlik alanında müfreze ile ilgili olarak görevlerin devam ettiğini, aynı şekilde orijinal sunucuna yeni gelecek olan güncelleme etkinliğinde sağlıklı bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra müfreze ödülleri kısmına geldiğim zaman burada da diyor. 42 dakika sonra giriş yaptığımda şu birinci alandan ilk müfreze jetonum toplayacağım yani üçüncü kez etkinlik kendini tekrar edecek. Bunun yanı sıra devam etmekte olan müfreze jetonu sanacağımız böyle bir etkinlik daha var. Bu etkinlikler orijinal sunuculara gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu daha önceden araştıracağımı ve sizlere bilgi vereceğimi söylemiştim. Şimdi bilgi vakti geldi ama şunu da belirteyim araştırmalarım tam olarak bitmedi. Şöyle bir cümle kurayım sizlere. Hiçbir kaynakta ya da yazdığım hiçbir yönetçide şöyle bir şey duymadım. Orijinal sunuculara gelmeyecek kelimesini duymadım. Almış olduğum duyumlardan bahsedeyim. Mobile Legends oyunu özel bir günle özel bir etkinlikle birlikte bu bütün etkinliklerin hepsini orijinal sunuculara getirecekmiş. Bu Çin yeni yılı da olabilir. Sevgililer günü de olabilir. Farklı bir şey de olabilir ama orijinal sunuculara gelecekmiş. Şimdi vermiş olduğum bilgiler dışında daha fazla bilgi veremiyorum müfreze ile alakalı. O yüzden de kusura bakmayın ama araştırmaya devam ediyorum. Kesin bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Şu an kesin bir şey yok arkadaşlar. Herkesin adına şarkılar yazdığı müfreze etkinliği hala da belirsizliğini koruyor diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde diğer olayımıza geçelim. Şuradan market alanına gireyim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Video sandığı diye bir şey geldi market alanına. Reklam bonusu ücretsiz diyor. 5-5. Yani sanırım günde 5 kez reklam izleyebileceğiz. Eskiden ne oluyordu? Günlük gidişlerle miydi ya da her maç sonucundan bir şey oluyordu. Reklam sandıklarını izleyip ödül alabiliyorduk. Hatta o reklam sandıkları ile ilgili bug çıkmıştı. Birçok kişi bunu paylaşmıştı. Sonra da oyun bunu kapatmıştı. Herkes soruyordu. Video izleme sandıkları gelecek mi gelmeyecek mi? Evet gelecek. Ödülleri nasıl olacak? Hemen tıklayalım. Ödül havuzu bu şekilde. Kahraman parçası ve premium kostüm parçası. Hesapları gelişmemiş olan fazla kahramanı, kostüm olmayan arkadaşlar için çok iyi. Yeni başlayanlar için de çok iyi. Bakın sihir tozu falan filan her şeyi alabiliyorsunuz. Bence gayet ideal. Test sunucusunda izle butonuna bastığım zaman ekran bu şekilde kalıyor ve kilitleniyor. Ama orijinal sunucularda bunu yaptığımızda muhakkak hemen reklam açılacak. izleyeceğiz. İlk reklamı izledikten sonra şurası 4-5 olacak arkadaşlar. 0-5'e kadar izleyebileceğiz. Eğer sizin de benim gibi çantanızda bekleyen video sandıklarınız varsa ne olacak diye merak ediyorsanız şunu belirteyim. Buradaki video sandıklarınız eşdeğer SP miktarına, savaş puanı miktarına takas olacak. Video sandıkları ile ilgili olarak da vereceğim bilgiler bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bu ay ve önümüzdeki ay bize hangi etkinlikler neler bekliyor onlardan bahsedeyim sizlere. Bu ayın 12'sinde M2 turnuvası ile ilgili etkinlikler gelecek, kostümler falan gelecek. Her şeyi görebileceksiniz. 13'ünde Gunnivar'ın kostümü gelecek. Ayın 15'inde yeni kahramanımız normal kostümü ile birlikte gelecek. Bu ayın 20'sinde Zodiac kostümü olarak Aurora'nın Zodiac kostümü gelecek. Bu ayın 23'ünde Link kahramanının kostümü geliyor. Yeni kostümü. 25'inde Harit Evos kostümü market alanından satışa sunulacak. Ve bu kostümün %30 indirimi olacak. 26'sında Hilda'nın spesyal kostümü gelecek. Bu kostümü direkt alabileceğiz. Ya da Martis gibi etkinlik gelebilir arkadaşlar. Ama Martis etkinliğinin %100 garantisi yok. Bu ayın 30'unda Maggie Chess'in sezon 4'ü bitiyor sanırım. Onunla ilgili yeni kostümler ve sezon kostümleri var. Şubat ayının birinde Lapu Lapu kahramanı için star kostümü gelecek. Bununla ilgili saklı heykeller falan filan onlar zaten yayınlanmıştım. Şubat ayının 5'inde kolektör kostüm olarak Van Van kahramanına kostüm gelecek. Yine aynı gün Maggie yeni komutan geliyor. Şubat ayının 8'inde Louis kahramanının yeni kostümü gelecek. Bu kostümü Çin Yeni yılından dolayı ucuza ya da bedava bir şekilde etkinliklerden alma ihtimalimiz çok yüksek. Ve daha önceden size bilgisini verdiğim olaya dikkat edin. Hani böyle e, sevgili kostümleri geliyordu ya birbirine kostümü gönderiyordun çerçeve alıyordun filan. E, sen arkadaşına gönderirsen o alıyordu, sen alıyordun falan filan. Artık neyse öyle bir etkinlik gelecek. Bunu da belirteyim sizlere. Karina Kahraman ile ilgili olan kostüm anketinden sizlere daha önceden bahsetmiştim. Bu anketin kazananı ekrana yazmış olduğum görsel oldu. Çok yakın zamanda Karina ile ilgili yeni kostüm bizimle birlikte olacak. Aynı zamanda büyük ihtimalle Hanabi ve Karina kostümleri aynı anda oyunumuza gelecek. Ekrana yazdığım görseldeki Belatrix kahramanının Mobile Legends oyununa geleceğini daha önceki videolarımda sizlere söylemiştim. Kahramanımız oyuna gelirken yanında da etkinlik getirecek. O etkinlikten kahramanı ücretsiz bir şekilde alma ihtimalimiz var ve etkinlikten birçok ücretsiz ödül kazanacağız. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Hazır Bellatrix'ten bahsetmişken ekrana yazmış olduğum görselden de Bellatrix'in ulti ve skill efektlerinin görselini görüyorsunuz. Yanlış görmüyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimalle böyle olacak. Kahramanımızın 4 tane yeteneği olacak. Zax gibi düşün ve her yeteneği farklı farklı kullanabileceksin. Zaten oyunumuzda buna örnek birçok kahraman var. Şu anda M2 turnuvasının üste dönüş efektlerini ekrana yansıtıyorum. İkisinin kıyaslamasını yapabilirsiniz. Sizce en iyisi hangisi? Lütfen yorumda belirtin arkadaşlar. Videonun başında da bahsetmiştim. Bu ayın 30'unda Megit Chess sezon 4 kostümü Yuki kahramanına gelecek. Buz kahramanı içinde yine ekrana yansıtmış olduğum kostüm gelecek. Sırada Argus kahramanı ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Argus kahramanı 2021 yılının yenilenme listesindeki ilk kahraman yani ilk Dizayn edilen kahraman. Onunla ilgili görselleri ekrana yansıtıyorum. Kahramanımız yakında orijinal sunucularda olacak. Argus'tan sonra Alpa ile ilgili çok efsane değişiklikler var. Birazdan zaten göreceksiniz. Argus kahramanı test sunucusundan daha iyi bir halde çok yakında Orijinal sunucularda olacak. Umarım Argus da meta'daki yerini alır. <laughs> yenilenecek kahramanlar listesinde olan Alpa ile ilgili de çok büyük değişiklikler olacak. Alpa çok büyük bir buff yiyecek arkadaşlar. Gerçekten oynanması çok güzel bir kahraman haline olacak ve büyük ihtimalle meta da olacaktır. Hal böyleyken Mobile Legends oyununda tabii ki eski görselleri tamamen yenileştirmeye başladı. Alpa'nın epik kostüm ve diğer tüm kostümleri yeniden dizayn ediliyor arkadaşlar. İlk olarak çarkepik kostümünden başlanacak. Devamında diğer kostümlerini ve görünüşünü sıfırdan dizayn edecek Mobile Legends oyunu. Mobile Legends oyununun mesajı var burada. Bu mesajda yeni yılımızı kutluyorlar. Merhabalar diyorlar. Bu ay tamamen M2 turnuvasına odaklanacaklarmış arkadaşlar. Ve M2 turnuvasını bizlerin huzurunda yapamadıkları için üzgünmüş Mobile Legends oyunu. Biliyorsunuz online ortamda yayınlanacak. Youtube kanallarından paylaşacak M2 turnuvası. Bizler için ileride çok şahane şeyler gelecekmiş. Yeni kahramanımız bu ayın 15'inde geliyor. 599 elmas ya da 32.000 CP'yi onu alabileceksiniz. Brody ile ilgili bir yükseliş var. Matilda dengede diyelim yine eski haliyle hemen hemen aynı. Carmilla ile ilgili yükseliş var. Link ile ilgili düşüş var arkadaşlar. Enerjisi ile ilgili ve genel enerjisi ile ilgili. Lapu Lapu ile ilgili bir düşüş var. Nerf diyebiliriz. Javid olduğu yerde sayıklıyor. Lancelot olduğu yerde sayıklıyor diyebiliriz. Pakuito yine bu yeni gelen kahraman. Argus'un revamp'ından bahsetmiş sanırım. O da yeni güncelleme ile birlikte 1.546 güncellemesi ile birlikte orijinal sunuculara gelecek arkadaşlar. Buralarda fazla bir şey yok. Yeni kahramanın kostümünden bahsetmiş. 15'inde kahramanla birlikte kostümde gelecek. Lansman haftasında özel %30 indirimi olacak. Clint'in M2 kostümünden bahsetmiş arkadaşlar. Bu da özel bir şeyle birlikte. Hani gelişmiş bir bilet alınca elde edeceğiz. O zaten o geldiğinde onu sizlere de detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu parça mağazaları var ya arkadaşlar 13'ünde yenilenecekmiş bilginiz olsun burada yazanları söylüyorum 13'ünde parça mağazaları yenileniyor parça mağazalarını daha önceki videomda sizlere göstermişim ama kısa bir şekilde burada sizlere yine bilgi veririm. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi biraz boş bir video oldu ama olsun yine hiç yoktan iyidir bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın Hoşça kalın.